canlı mı? Efendim? Alıyor musunuz? Akşam saat 00 civarında, 00.30 civarında zuhur eden bir yangın. Gördüğünüz gibi İPKAT iş yeri 4 katlı bir bina. Yangın 2. katta olmuş ve vefatlar da 2. katta. 9 kişinin bulunduğu bir aile. Baba o esnada dışarıda. Bir anne ve 8 çocuk, ama çocuklardan 6 tanesi bu anneye ait. Diğer ikisi ise yeğen. Çocukların doğum tarihleri 2011 ile 2021 doğumlar arası. Yani 1 yaş ile 11 yaş arası. Çocukların içeride herhangi bir, tabii savcılar birazdan incelemeyi yapacaklar. Siz de izliyorsunuz olayı. Çocukların bir hareketi falan da söz konusu değil. Birçoğu yatalak pozisyonda. Muhtemelen bunlar tabii hep tespitlerle ortaya çıkacak. Gaz sızıntısıyla beraber bir zehirlenmeyle, çünkü yangına baktığınızda bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış. Bizim itfaiyeci arkadaşlarımız geldiklerinde ikinci kat tamamen ateş almış. Üçüncü katta mahsur kalan 3 kişiyi arkadaşlar merdivenle araçla kurtarmışlar. Ama maalesef çok küçük sabiler tabii. 1 yaşı ile 11 yaşı arasında 8 tane çocuk ve bir de 1991 doğumlu Amine isminde anne vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ya çok büyük bir acı. Tarifi gerçekten mümkün değil. Şu an Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, bütün etkili arkadaşlarımız burada. Yangınla alakalı şu an devam eden herhangi bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi yani gerçekten büyük insan olsaydı kokuyu alırdı, belki kaçardı, ama işte 1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememişler, öyle söyleyeyim. Teşekkürler. Bu gece 12 sularında elin bir olayla karşı karşıya kaldık. Uludağ'ın eteklerinde Değirmenönü mahallemizde 4 katlı bir binada yangın çıkıyor. Binanın 2. katında yangında maalesef 9 canı kaybediyoruz. Bir anne, 6 çocuğu ve 2 de çocukların kuzeni olmak üzere yangından etkilenerek vefat ediyorlar. Yine binanın orta katı, 3. katı boş, 4. katında bir aile var. Onlar da dumandan etkileniyor. Onların durumları şu anda iyi, hastaneler kendileri. Aynı zamanda evin babası da haberi alır almaz eve geliyor. Ancak iş işten geçmiş geldiğinde o da dumandan etkileniyor. O da hastanede durumu iyi olduğunu biliyoruz. Sobadan... Evet, şu an sobadan etkilenerek, sobadan kaynaklı bir yangın olduğunu biliyoruz itfaiye bilgilerine göre. Şu anda savcılık da gerekli incelemeleri yapıyor. Akabinde inşallah cesetler buradan nakledilecek.